Efendim ADD zabıt katibi olarak görev yapan Süleyman Demirel'in kurduğu Ponzi sistemiyle 80 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürüldü. Saadet zinciri çökünce savcılığa şikayet edilen Demirel ve suç ortağı tutuklandı. Cezaevine gönderilen zabıt katibinin suçlamaları inkar ettiği ifade de ortaya çıktı. Ama hakim hanım sürekli bana kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz, ben yazamıyorum korkudan. Bu görüntülerle güven kazandı, topladığı paraları da böyle harcadı. Yaktın kül ettin beni. Kurduğu Ponzi sistemiyle 80 milyon liralık vurgun yapan zabıt katibinin ifadesi ortaya çıktı. Faizle para topladığını kabul eden Süleyman Demirel, herkesin faizini de ödediğini savundu. Sayın İçişleri Bakanımızın açıklama yaptığı Balıkesir ve İstanbul'da tefecilik operasyonunun mağdurlarından birisiyim. Kendileri kamu görevlileri bir çete kuruyorlar. Adliyede zabıt katibi olarak görev yapan Süleyman Demirel, çevresindeki insanların güvenini kazandıktan sonra yüksek kar payı vereceğini söyleyerek yüklü miktarda para topladı. Başka bir adliyede görevli annesi ve eski eşi de ona bu vurgunda yardım etti. Birisi Bakırköy Adliyesi'nde görevli Süleyman Demirel isimli şahıs. Annesi Büyükçekmece Adliyesi'nde çalışıyor. Kendisi bu olaylar olmasına yakın kendisi tayini Balıkesir'e aldırıyor. Ve formaliteden boşandı diyorum eşi. Çünkü hesaplar bunun üzerinden dönüyor. Kimi arabasını sattı, kimi evini verdi, kimi de kredi çekip parasını ona yatırdı. Yaklaşık 80 milyon lira toplayan Süleyman Demirel'in kurduğu saadet zinciri çökünce ona güvenenler bırakın kar payını, ana paralarını bile geri alamadı. Giderek bizim güvenimizi kazandı. En büyük güvenimizin kazanmasının en büyük sebebi adliye personeli olması. Ben girdim ve eşim, dostum, herkes girmeye başladı bu sefer. 3-4-5-6 ay ödemelerini yaptılar. Ondan sonra olayın rengi tamamen değişti. Mağdurlar suç duyurusunda bulununca 13 kişi yakalandı. Süleyman Demirel ve kasası olduğu öne sürülen Abbas K. tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cezaevine gönderilen Süleyman Demirel'in ifadesi de ortaya çıktı. Müştekilerden faizle para aldım. Aldığım paraların büyük bir kısmını da ödedim. Dosyadaki diğer şüphelileri de tanırım. Kimisi ailemden, kimisi arkadaşım ya da tanıdığımdır. Ancak bu kişilerle aramda hiçbir ortaklık yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum.